Tabii ki antik taş arıyoruz. Antik mimari parça arıyoruz. İşte onlar da burada. Antik mimari parçalar burada. Bunun bir sütun başı olduğu hemen anlaşılıyor. Bakınız bir sütun başı. Burada zaten antik taş mimari parçalardan eserler görülüyor bakın. Aman Allah'ım, köpekler. Çeşme aşağısı. Çeşme ve cami. Caminin içinde çok güzel süslemeler var. Muhtemelen bunlar restorasyon sonucu elden geçmiş. Ancak çok güzel. Bir köy camisinde sanatkar birisi varmış. Bunu yaparken. Fakat çok eski 1800'lerde tarihlenen bir yazı okudum. Burada öyle bir şey görmüyorum. Şu çiniler sanırım sonradan yapılma. Çünkü çok düz. Bunun dışında bir 1917 gibi bir tarih okudum. Çıkınca tekrardan bakarım. Ama 1800'lerde okudum.
Boyarken biraz üstün körü boyamışlar bunu. Büyüyenler. Bakın. Yeşildeki fırça izlerine bakın. Yuh be. Görüyorsunuz mor. Şunun kenarlarına bakın. Ya adam rastgele çevirmiş işte. Yeşil fırçayı almış görmüş. Bunun restorasyonunu boyacı yaptı herhalde. Ama kötü bir boyacı. Şurada bir tarih var. Burada bir tarih var. ...1300... sondaki ters ve kaçsa orada bir tarih var. Evet, çok şirin bir cami, güzel küçük. Çatlamış. Burada da çatlak var. Yani boyacı arkadaşın yaptıklarını görüyorsunuz. Beyazlar, yeşiller, karman çorman. Şimdi burada 1917 yazıyor. Fakat içeride duvarda 1318 eski sayılarla 1318 yazıyor. Onları 584 ekledim. Yani 1902. 1902, 584. 1902 olması gereken 1917 yazmışlar. Bir terslik var bu işte. Ve de işte koca bir mimari parça.